Sayın meslektaşlar, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet İdaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyette egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halk kendi kendisini yönetme yetkisini temsilcileri aracılığıyla kullanır. Bu yöntemde yurttaşların seçme ve seçilme hakkı vardır. Devlet yönetimi sınıfların, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin eline bırakılamaz. Milletin bütün bireyleri yönetime katılabilir ve söz sahibi olabilir. Çünkü Cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Cumhuriyetin en büyük erdemi Türk toplumunun ulus olma bilincine kavuşması ve bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Ulusumuz Cumhuriyetle birlikte ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygar ülke olma yolunda laik, demokratik, cumhuriyet rejimiyle kat ettiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yıllık öyküsü bir başarı, bir uygarlaşma öyküsüdür. Cumhuriyetin başarıları ile haklı bir gurur duyuyoruz. Bugün Türkiye İslam dünyasındaki tek laik ve demokratik cumhuriyet, çağdaş bir ülke, yaşanan ekonomik krizlere rağmen dünyanın en büyük 25 ekonomisinden biri, bölgesinde hatırı sayılan güç, bir istikrar unsuru ve Avrupa Birliği'ne aday ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti, laik ve demokratik anlayıştan taviz vermeden, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektedir. Buna hiçbir güç engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki bizler Atatürk'ün mirası olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım. Hak ve hürriyetten yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti ülkesini ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. Cumhuriyet, demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. Kişilerin hak ve özgürlükleri ancak bu sistem içerisinde güncel olabilir, güvencede olabilir. Türk milleti cumhuriyete bağlanıp onu yüceltip geliştirebilirse demokrasinin nimetlerinden yararlanır ve çağdaş toplumlar içerisindeki yerini alır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti yüceltilip sürdürmek her Türk'ün görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünü kutlar, Büyük Önder Atatürk ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anarım. Sayın Lütfiye Kaya'ya konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 95. yılı münasebetiyle düzenlenen kutlama programımız sona ermiştir. Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Bayrampaşa temsilciliği olarak hepinize teşekkür eder. Nice 95 seneler dileriz. Bayan arkadaşımı da ben yanıma rica ediyorum.